Merhabalar sevgili izleyicilerimiz ve Radyo Klas dinleyenleri. Ajanda programı ile yeniden karşınızdayım. Ben Tekin Naşap. Sevgili izleyicilerimiz, PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit düşen jandarma assubay kıdemli çavuş Murat Erdiyeker bugün öğle namazına müteakip Muğdat Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlandı. Mekanı cennet olsun sevgili izleyicilerimiz, şehidimizin. Evet, Tarsus'ta da vatandaşlar sosyal medya üzerinden bir araya geldiler ve operasyonlardaki polis ve askerlere moral desteğinde bulundular. Vatan, millet ve bayrak için Güneydoğu'da mücadele eden askerlerimize Tarsuslular olarak varlığımızı hissettirmek adına sayfa bünyesinde organize ettiğimiz etkinliğimize destek veren Tarsus halkına ve bu tür etkinlikleri organize ederek askerlerimize destek veren duyarlı kuruluşlara ve duyarlı gönüllere kalbi duygularımız ile teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bizi bu etkinliğimizde yalnız bırakmayan basınımızın güzide temsilcilerine, sayfamız adına, Tarsus halkı adına, yurdumuzun her bir bölgesinde aslanlar gibi mücadele eden polislerimizin ve Mehmetçiklerimizin adına çok teşekkür ediyoruz.
Yüce Allah birliğimizi, dirliğimizi, düzenimizi bozmasın. Şehit kanları ile sulanmış kutsal yurdumuzda ve yaşadığımız Tarsus'umuzda şehitlik mertebesine ulaşmış, şehadete koşmuş bütün şehitlerimizi rahmet ile anıyoruz. Tarsus Medeniyetler Beşiği sayfası olarak vatanımız uğruna mücadele eden her bir yüreğe, her bir polise, her bir Mehmetçiğe şükranlarımızı sunuyoruz. Ve ne mutlu Türk'üm diyene. İçerisinde neler var paketlerin? Efendim, düzenlemiş olduğumuz etkinlikte Tarsus halkımıza öncelikle maneviyat açısından en önemlisi üyelerimizden, çocuklar için Güneydoğu'daki askerlerimize ne yapabiliriz, o çocuklu duygularla nasıl güzel yazılar yazılabilir diye bir araştırma yaptık. Sağ olsun üyelerimizin çocukları bizlere yüzlerce mektup yazıp gönderdiler. Bizim mektup konusunda moral motivasyon açısından yaptığımız en büyük sürprizimiz bu oldu. Haricinde cezerye, kuru üzüm ve leblebi karışık, çerez türü olarak, bandırma ve lokum şeklinde hediyelerimizi askerimize moral açısından, yanlarında olduğumuzu Tarsus halkı olarak belirtmek açısından güzel bir organizasyon düzenledik. Evet, Avrupa Konseyi Genel Kurulu'na gidiyoruz sevgili izleyicilerimiz. Avrupa Konseyi Genel Kurulu'nda söz alan HDP'li Ertuğrul Kürkçü, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Ahmet Davutoğlu'na İngilizce soru sorunca Başbakan Ahmet Davutoğlu Ertuğrul Kürkçü'ye sert tepki gösterdi. From Mr. Ertuğrul Kürkçü from Turkey on behalf of the United Left. Primer, since July 2015, the resumption of armed conflict between the guerrilla PKK and the Turkish forces have cost the lives of 874 people, of whom 202 are children. Türkiye Büyük Millet Meclisi temsilen Avrupa Konseyi'nde bulunan bir milletvekili olarak Sayın Kürkçü'nün her şeyden önce oy aldığı Türk ve Kürt vatandaşlarına saygı gereği en azından burada bu özel günde ilk defa çalışma dilinin Türkçe olarak ilan edildiği Avrupa Konseyi'nde Türk Başbakanına Türkçe ifade etmesini tercih ederdim. Can't make any applause, anything please. Stay in silence. Eminim kendisine oy verenler de bundan daha memnun olurlardı. Şimdi her şeyden önce şunu ifade etmek isterim. Devletlerin vatandaşlarına karşı görevleri vardır. İnsanlık tarihi boyunca bir devletin vatandaşlarına iki görevi vardır. Güvenlik ve özgürlüğü sağlamak. Güvenliğini sağlayamadığınız vatandaşa özgürlük veremezsiniz. Ya da özgürlüklerini tehdit ettiğinizde veya özgürlüklerini kısıtladığınızda güvenlik sağlamanız anlamını kalmaz. İnsan onuru bu iki şey üzerine kaimdir. Güvenlik sağlayacaksınız, hayatını idame ettirebilecek ve insan ona yakışır şekilde özgürce yaşayacak. İkincisi, çağdaş devletlerde ise herkesin Avrupa Konseyi'nin de üzerine mutabık kaldığı temel mesele kamu düzeni olgusudur. Kamu düzeni olmadığı yerde demokrasi yaşayamaz. Dikkat ediniz, devlet otoritesi demiyorum. Devlet otoritesi dediğinizde devletle halk arasında bir ayrım yaparsınız. Halbuki ben kamu düzeni diyorum, hepimizin düzeni. Şimdi Sayın Kürkçü, Cizre'de, Silopi'de yaşıyor olsaydı, hani gerilla diyerek kendince meşruiyet kazandırmaya çalıştığı PKK teröristleri, gerilla değil, onların kazdıkları çukurlardan, yanlarından geçerek, mayın döşedikleri barikatların arasından geçerek okula gitmek zorunda olduğu bir çocuğu olsaydı, ya da bir yakını bir günde 10 terörist roketin atıldığı Silopi Hastanesi'nde, Cizre Hastanesi'nde tedavi görüyor olsaydı, ya da Kızılay'da otobüs bekleyen sıradan insanların üzerine yürüyen o canlı bombanın katlettiği kişilerden birinin akrabası olsaydı, herhalde PKK'ya gerilla gibi bir tabir değil, alçak bir terör örgütü derdi. Ben burada
Ben burada son seçimde halkından %49,5 oy almış bir başbakan olarak bulunuyorum. Halkıma verdiğim söz de şudur. Türkiye'nin her köşesinde güvenlik olacak, Türkiye'nin her vatandaşı özgür olacak. Kim yaparsa yapsın, ister DAEŞ, ister PKK, ister DHKPC, kim yaparsa yapsın. Eğer sokaklara mayın döşerse, eğer damlara sniperlar, keskin nişancılar yerleştirirse, eğer arabalar, bomba yüklü arabalarla vatandaşlarımın üzerine saldırırsa, onu durdurmak benim asli görevimdir. Ve bu mücadele siz isteseniz de istemeseniz de her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kendini güvenli hissedene kadar sürecektir. Sorularınızın gerçek cevabı bu satırların arasındadır. Türkçe dinleyip anlamayı bilseydiniz sorularınıza cevabının bu satırlarda olduğunu bilirdiniz. Türkiye demokratik bir hukuk devletidir. Bunun içinde mücadelemiz de sürer. Özgürlükleri de teminat altına alırız. Merak etmeyin. Suriyeli hangi mülteciyi sorarsanız sorun, Türkiye Cumhuriyeti bayrağı altında kendini huzurda hissettiğini bilir. Suriyeli mültecileri siz değil, Suriyeli mültecilere gidenler bilir. Hiçbir Suriyeli mülteci Türkiye'de kendini güçsüz, zayıf, tehdit altında hissetmiyor. Al bayrağın altına gelip huzur bulmak için Türkiye'ye geliyorlar. Sevgili izleyicilerimiz, Mersin Adliye personeli intihar etti. Mersin'de Adliye Seçim Bürosu'nda görevli memur 31 yaşındaki Cesur Arslan, girdiği bunalım sonrası kiraladığı araç içerisine kafasına tabancayla tek el ateş ederek intihar etti. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde Çamlıbel semtinde bulunan Mersin Balıkçı Barınağı arkasındaki deniz kenarına avlanmak için gelen vatandaşlar araç içerisinde bir şahsın cesediyle karşılaştı. İhbar üzerine gelen cinayet büro amirleri ekipleri yaptığı incelemede araç içerisinde bir tabanca bulurken şahsın kafasına tek el ateş açarak intihar ettiğini belirledi. Ve sevgili izleyicilerimiz, dün Ajanda Özel programımızın canlı yayın konuğu Mersin Erdemli Belediyesi Başkanı Sayın Mükerrem Tolluydu. Sayın Mükerrem Tolluyla Erdemli Belediyespor maçında çıkan olayları ve Mersin'de Büyükşehir Yasası ile birlikte Erdemli'nin Büyükşehir Yasası olmadan önceki haliyle sonraki halini konuştuk. Yani tabii sizler de takdir edersiniz ki hoş olmayan. Evet. Yani Erdemli'nize yakışmayan bir görüntü. Fakat biraz konu sanki daha da büyütüldü gibi. Evet. Ya başkanım aslında çok öyle büyütülecek bir durum söz konusu değil. Yani orada yani olayların çok minimize edilmesi bile hoş değil ama fakat yani büyütülmesi daha ayrı bir sıkıntı tabii ki. Evet. Yani orada bir sonuçta bir futbol maçı izledik. Yani çok da olağanüstü bir durum söz konusu değil. İşte bir takım tabii çok önemli bir maç olunca onun verdiği sıkıntı vardı. Stres vardı, heyecan vardı. Mesela Erdemli Belediyespor Bal Ligi'nde kalma ya da gitme durumu söz konusuydu. İşte neredeyse 90 dakikaya kadar 1-0 önde götürüyordu Erdemli Belediyespor maçı. İşte yanılmıyorsam 15 dakika maç uzatıldı ama haklı sebepler de yok değildi. Orada mesela sahaya kompetlerin atılmasıyla birlikte maç epey bir durmuştu. Bundan dolayı maç uzatıldı. Maç uzatılınca işte Belediyespor 2 tane gol yedi. İşte bir kırmızı kart gördü. Onun sonucunda tabii heyecana gelen insanlarımız tarafından da bir harbi de söz konusu oldu. Tabii ben yakışmadığını düşünüyorum. Evet. Hoş olmadığını düşünüyorum. İnşallah böyle bir görüntü bir daha Erdemli'mizde olmaz. Evet, Sayın Başkan, az önce siz de bahsettiniz. Aslında hani her yerde, her ilde olabilecek bir durum Mersin'de yaşanınca çok fazla abartılıyor ulusal medya tarafından. Peki Sayın Başkan, özellikle Büyükşehir Yasası ile birlikte, çünkü Büyükşehir Yasası ile birlikte birçok alan genişledi. Erdemli'de durum ne oldu? Yani Büyükşehir Yasası'ndan önceki Erdemli ile Büyükşehir Yasası'ndan sonraki Erdemli arasındaki farklar neler oldu? Yani fark tabii bizim yüz ölçümümüzün 68 kat büyümesi. 68 kat. Nüfusumuzun, yerleşik nüfusumuzun 3 kat büyümesi. Hareketli nüfusumuzun da yani 10 kattan fazla büyümesiyle karşı karşıya bir Erdemli var.
Yani yasanın getirdiği sıkıntılar var, avantajlar, dezavantajlar var tabii ki ama burada önemli olan yani yasadan kaynaklanan olumsuzlukları mazeret olarak kabul etmek değil. Yani sonuçta şartlar ne olursa olsun millete hizmet etmek lazım. Milletin beklentisine cevap vermek lazım. Şimdi Büyükşehir Yasası'ndan önce Erdemli Belediye'mizde bir takım sıkıntılar söz konusuydu. Fakat 5 yıllık gerçekten çok olağanüstü bir gayret sarf etmemizin neticesinde yani Erdemli'mizin yani iki yakasını bir araya getirmiştik. Evet. Yani borçlarımızı belli bir halli noktasına koymuştuk. İşte Erdemli'ye yetecek kadar aracımız, gerecimiz, mali kaynaklarımız vardı. Erdemli'nin temel problemlerini hemen hemen bitirmiştik. Mesela Erdemli'mizde en büyük sıkıntı altyapı problemiydi. Evet. Mesela yani bir kent düşünün ya da bir belediye düşünün. Asli görevi doğayı, denizi, çevreyi temizlemekle mükellefken belediyenin marifetiyle atık suların denize gittiği bir belediye anlayışı söz konusuydu. Ya da belediyecilik anlayışı söz konusuydu. Bu olumsuzluklarla Erdemli'mizi kurtarmıştık çok şükür. Mesela 2009 yılında başladığımız atık su arıtma tesisini 2011 yılında evet. bitirdik. 31 metrekare alan üzerine. Erdemli'mizin yüzyıllar derken bir bahane yapmıyorum. Problemini çözebilecek bir arıtma tesisi yaptı. Çünkü genişleyebilir üniteler söz konusuydu. Yani nüfus arttıkça arıtma tesisinin genişletme imkanımız var idi. Bir yılda 80 kilometre kanalizasyon şebeke hattı yapmıştık. Yani imar planının geçtiği her yerde altyapı hizmetlerini bitirdik biz Erdemli'ne şükürler olsun. Tabii yollarımız kötü durumdaydı. Yollarımızı bitirdik. Sahilimiz kötü durumdaydı. Sahilimiz bitirdik. Aracımız, gerecimiz, yaptığımız parklar, şunlar bunlar derken yani Erdemli'mizi istediğimiz seviyede olmasa da belli bir düzeye getirmiştik. Tabii Büyükşehir Yasası'yla birlikte bütün Erdemli Belediyesi'nin görev sahasına girdi. Ve Akdeniz Belediyesi'ne geçiyoruz. Akdeniz Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bitkisel atık yağların ekonomiye kazandırılması için çalışmalarını arttırdı. Akdeniz Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bitkisel atık yağların ekonomiye kazandırılması için çalışmalarını arttırdı. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü yetkilileri, Zabıta Müdürlüğü ile birlikte kullanılmış kızartmalık yağ çıkartan işletmelerin atıklarını sözleşme yaparak geri kazanım tesislerine vermeleri konusunda işletmelere tebligatta bulundu. İnsan sağlığını tehdit eden kimyasal, tıbbi ve endüstriyel atıklar sınıfında olan bitkisel yağ atıkları lisanslı geri kazanım tesisleri aracılığıyla ülke ekonomisine kazandırılacak. Akdeniz Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, kullanılmış kızartmalık yağ çıkartan lokanta, pastane, tatlıcı gibi iş yerlerine bu yağların toplanması için lisanslı geri kazanım tesisleri ya da toptancılarla sözleşme yapmalarına ilişkin yazılı tebligat yapmaya başladı. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü yetkilileri tebligat çalışmasına Zabıta Müdürlüğü ile birlikte çarşı merkezindeki bitkisel atık yağ çıkartan işletmelerden başladı. Yetkililer imza karşılığı verilen tebligatın yanı sıra ilgili esnafa bilgilendirme broşürleri de dağıttı ve yasal yaptırımlara karşı esnafları uyardı. Yönetmelik hükümlerine göre lisanslı işletmeler dışında gerçek ve tüzel kişiler tarafından bitkisel atık yağlar toplanamıyor. Sözleşme yapmayan işletmelerse 5326 sayılı Kabahatler Kanunu çerçevesinde 11.228 lira para cezasıyla ve diğer yasal işlemlerle karşılaşabiliyor. Ve böylelikle bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte tekrar birlikte olmak ümidiyle hoşça kalın.